Sıradaki oyunumuzun adı Hırsız Var. 201 numaralı çiftimiz oynayacak. Ufuk ve İlker sahnede olacak. Oyuncu koçları Melek Şahin. Necmi ailesine dürümcüde çalıştığını söyleyen bir hırsız. Gecede birkaç ev geziyor ve ne bulursa çalıyor. Bu sefer girdiği evde çok ünlü bir tabloyla karşılaşmaz mı? Ama evin sahibesi de onu başkasıyla karıştırıyor. Ve Necmi'nin başına gelmeyen kalmıyor. Buyurun efendim. Allah, eve bak be. Zengin oldun oğlum, zengin. Şu gümüş takımlarının çal benisine bak. Resmen çal beni, çal beni diyorlar. Of of of, götür oğlum götür. Ne var sağ ol bu evde. Yaşadın bu gece. Allah. Öf be. Şu resme bak. Şeker Ahmet Paşa'ymış. Şeker gibi resim valla. Amma para eder bu he. Öf 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 öf. Al oğlum al al, yaşadın. Hiçbir yerde bulamayacağın şeyler çıktı bugün karşına. Allah. Allah kahretsin, Allah kahretsin, Allah kahretsin. Alo. Anne. Anne, sana kaç kere beni iş yerimdeyken arama demedin mi? Ya yakalanırsam? Yani patrona yakalanırsam demek istiyorum. Çok kızıyor anne iş yerinde cep telefonuyla konuşmamıza. İşten güçten kaytarmayın diyor. Evet evet. Şu an ne mi yapıyorum? Dürüyorum anne. Ne mi dürüyorum şey anne? Dürüm dürüyorum anne, dürüm. Dürümcüde çalışıyorum ya anne. Ne demek çalışma öyle yerlerde? Ne yapayım, çalışmayayım da hırsızlık mı yapayım? Hadi anne, hadi işim gücüm var benim, oyalama beni. Hadi anne. Allah'ım ya Rabbim ya. Bakın ben her şeyi açıklayabilirim. Lütfen izin verin anlatayım. Lütfen. Neyi açıklayacaksın Fahri? Ha? Neyi açıklayacaksın? Hayırsız yeğenim benim, hayırsız. Üf. Çek bakayım şu ışığı gözümden. Dön bakayım bana. Sensin değil mi Fahri? Tabii tabii benim Fahri. Hayırsız yeğenin Fahri. Oğlum Necmi yine yırttın. Abla seni karıştırıyor. Ne dedin Fahri? Bir şey mi dedin? Yok yok, bir şey demedim teyzeciğim. Ne teyzesi be? Şapşal. Ben senin halanım, hala. Halam. Tabii. Onca sene uğramazsan unutursun kim olduğumuzu. Sen var ya Fahri, sen çok hayırsızsın. Evet sen bir güne bir gün şu kapımı çalmadın. Vallahi çok çalmak istedim hala. Ama kapı para etmiyor ki ya. Yani şey alacığım, işten güçten fırsat bulamıyoruz ki. Bu ara işlerimiz de çok yoğun. Geceleri mesai kalmaya başladık. Ondan gelip elinizi öpemedim. Bu ne bu? Ay Fahri, kafana çorap mı geçirdin? Sen küçükken de böyle şapşal şeyler yapardın zaten. Ayakkabılarını hep ters giyerdin. Şimdi de kafana çorap geçirmişsin. Dur çıkaralım şunu bakalım. Ay çorap bu evladım. Ayağa giyilir. Ayağa. Tamam alıcım, siz hiç merak etmeyin. Bundan sonra çoraplarımı ben hep ayağıma giyerim. Ay canım yeğenim benim. Dön bakayım şöyle. Bakayım suratına. Ay nasıl özlemişim. Otur otur. Otur. Ha, gel bakayım. Fahri. Gelmiyorsun gelmiyorsun. Sonra böyle hırsız gibi pencerelerden giriyorsun eve. Aşk olsun hala yani. Beni hırsıza benzettin ya. Hırsıza benzer bir halim mi var benim? Sus sus. Ben bütün gerçeği biliyorum. Ne? Bütün gerçeği biliyor musun? Eyvah. Biliyorum tabii. Hep o annen olacak o kadın yüzünden değil mi? Senin buraya gelmene izin vermiyor. Sonra sen de gizli gizli pencerelerden geliyorsun halanı ziyarete. Tabii halacığım tabii. Siz çok haklısınız. Verin elinizi öpeyim ben. Canım canım. Ya hala. Benim bu annem var ya. Harbiden çok gaddar kadın. Çok gaddar. Çok gaddar. Babam git oğlum halanı ziyaret et gör diyor. Kadın ona bile kızıyor ya. Ne babası be Kerkeniz. Baban içeride uyuyor. Babam içeride uyuyor mu? Ay yoksa annen olacak o kadın. Babandan boşanır boşanmaz. Hemen başka biriyle mi evlendi? Yaşa be halacığım. Vallahi lafı ağzımdan aldın. Ben de babam dediysem üvey babam demek istemiştim halacığım. Ha,
yoksa bana hediye mi aldın? Onun gibi bir şey ala. Dur bakayım, dur dur. Neler almışsın bir bakalım bakalım. Gümüş takım bu ayol. Gümüş takım. Fahri. Efendim. Bunun aynından vardı bende. Var mıydı halacığım? Ya. Ne tesadüf. Ben de yoktur diye aldım onları size. Neyse. Madem almışsın dursun canım. Bakalım başka neler almışsın. Ay Fahri. Sen halana altın kolye mi aldın? Ya hala. Bunun aynısı bizim yan komşuda da var biliyor musun? Ya bilmez miyim halacığım? Yan komşuda. Neyse güzelmiş. Şimdi bunları şöyle şuraya koyalım. Koyun oraya. Şöyle. Sonra yerleştiririm ben onları canım. Tamam, bak madem geldin babanı da uyandıralım değil mi? O da özlemiştir seni. Ne gerek var canım babamı uyandırmanıza? Bırakın siz, niye benim babamı bu saatte uyandırıyorsunuz? Bırakın uyusun adamcağız. Ay Fahri, niye böyle panik yapıyorsun evladım? Babana senin. Seni görmeye hakkı yok mu? Var tabii halacığım, var. Beni görmeye hakkı var ama. Acelesi yok. Biz yarın sabah doya doya babacığımla görüşürüz ya halacığım. Aferin. Hayırlı evlat işte, hayırlı. Ne de olsa baban sabahtan akşama kadar çalışıyor, koşturuyor, yoruluyor. Değil mi? Polis tabii. Polis mi? Ne demek polis mi? Sen babanın ne iş yaptığını bilmiyor musun? Bilmez miyim halacığım? Siz beni yanlış anladınız. Ben şey demek istemiştim. Babacığım, canım babacığım hala polis mi? Komiserliğe terfi edemedim demek istedim. Ay nerede? Sen babanı bilmez misin? Tabii babam. Daha geçen gün bir hırsızı bacağından vurdu diye terfi ettirmiyorlar. Bacağından mı? Ay bacağım. Bak benim de ayağımın ağrısı ayağının tuttu. Ayağının ağrısı. Eskiden de ağrırdı değil mi halacığım senin o ayağın? Aferin, hatırladın demek. Şeyi de hatırladın mı Fahri? Hani benim bacağım ağrıdığında da ayağım ağrıdığında özellikle. Sen leyen sıcak su hazırlar, ovardın benim ayağımı. Yok hala ya. Nereden çıkarıyorsun bunları? Ben ne zaman oldum senin ayağını ya? Bak bilmiyormuş numarası yapma Fahri. Ne numara yapacağım hala? Ben ne zaman oldum? Sen karıştırıyorsun ya. Allah'ım yarabbim demek ya. Demek ben karıştırıyorum. Evet. O zaman babana soralım. O var mıydın olmaz mıydın? Ne gerek var babana sormanıza halacığım? Oturun. Şimdi hatırladım, hep beraber. Kova nerede, leyen nerede, su nerede, nerede, bu evde her şey nerede? Eyvah, kim geldi? Ay niye korkuyorsun evladım? Komşudur. Komşu mu? Allah! Semracığım geç içeri geç. Hayırdır Hayriye? Işığını gördüm de geldim. Bir şey mi oldu? Ay yok bir şey. Yeğenim Fahri beni ziyarete gelmiş de. Gel. Fahri. Çık evladım oradan. Gel bakayım buraya. Gel. Bakayım. İşte bu yeğenim Fahri. Fahri. Ay bakayım şuna. Ay ne kadar da büyümüş bu ayol. Ay Hayriye bir şey diyeceğim sana. Bu tıpkı sana benziyor. Değil mi? Çok benziyorum teyzeme. Aman halama. Hatta demiş burnundan düşmüşüm. Geç Semracığım otur. Fahri. Efendim hala. Sen de bana mutfaktan bir bardak su getiriver. Mutfaktan İlacımı mı? İçeyim artık. Mutfaktan? Ben size su getireyim halacığım. Fahri balkon demedim. Mutfak dedim mutfak. Mutfak dediniz değil mi? Ben bir an balkon gibi duydum da. Bakın şimdi nasıl getiriyorum mutfaktan suyunuzu ben size. Şimdi de babanın odasına gidiyorsun. Uyandıracak mısın adamı? Yok canım, niye uyandırayım ben babamı dururken? Uyusun adamcağız. Değil mi? Sen gelmeye mutfağın yerini de unutmuşsundur şimdi. Bak şu kapı mutfak. Doğru. Mutfak kapısı bu kapıydı. Hemen getiriyorum suyunuzu alacağım. Hayriye, bu defaki hırsız pek şapşalmış. Be sorma. Bir de kendini akıllı sanıyor. Buraya geldiğinden beri beni Fahri olduğuna inandırmaya çalışıyor. Tehlikeli falan olmasın sakın. Evde polis uyuyor, yalanını söyledin değil mi? Söylemez miyim? Ondan böyle korkuyor ya. Ay salak, ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız canım? Bir öncekine ne yaptıysak buna da onu yapacağız. Bu eve girdiğine gireceğine bin pişman edeceğiz. Olsun Allah. Bu musluk bozukmuş ya. Adam olsaydın da tamir ettirseydin. Şu üstümün başımın haline bak hala. Su samuruna döndüm ya. Tamam çok söylenme. Bak orada saç kurutma makinesi var. Al onu, tak prize, kurut saçlarını evladım, zatüre olacaksın.
Zehra kaçırı bu. Hala ya. Sen beni mahvettin ya. Bu eve geldiğimi... Pişman ettin beni ya. Nereden geldin? Hadi hadi çok konuşma. Benim canım baklava istedi. Git bana baklava al gel. Baklava? Hı? Baklava. Ben alana baklava alayım. Baklava alayım. Dur para verseydin. Yok yok istemez de para sağlaşım. Çabuk dön ha. Bundan da kurtulduk. Öyle korktu ki bir daha bu eve adımını atmam. Yok, yok atmaz. Ay çok yaşa Hayriye sen iyi mi? Benim aklıma hiç böyle şeyler gelmez vallahi. Ne kadar beceriklisin. Ne yapayım canım bu zamanda bu hırsızlarla baş etmek kolay mı? Doğru vallahi. Aa bak dur dur. Ne? Senin de altın kolyeni çalmış. Onu vereyim sana. Aa benim evime de mi girmiş? Bak ya. Ne zaman girdi ne zaman aldı haberim bile olmadı vallahi. Dur dur bulamadım. Ha? Ama boş. Buldum. Buldum buldum. Geri aldık ay, ya sen ona bak. Sağ olasın vallahi. E hadi ben gideyim yatayım artık. E yatalım artık. İyi geceler. İyi geceler, iyi geceler. Anlaşılan bu seneki yarışmacılarımız baştan tezahürat edecek bütün arkadaşlarını salona topluyorlar. Hikâye sen bizim her şeyimizsin diye bağırıyorlar. Teşekkür ederim. Arkadaşlar oyunlarımız devam edecek. Peki neler hissediyorsunuz? Önce size sorayım sonra oyuncu koçunuza döneceğim. Heyecanlıyım. İlk defa sahnedesiniz. İlk defa sahnedeyiz. Ne hissedebiliriz ki? Değil mi? Peki, Melek Şahin neler hissediyorsunuz? Valla ilk günün heyecanı var tabii ilk haftanın. Ben de çok heyecanlıyım onlar kadar. Ben onlara güveniyorum ve performansları da çok iyi. Çok teşekkür ediyorum onlara bu gece için. Biz de size teşekkür ederiz. O zaman Türkiye'nin yıldızları için söylenen sözü söyleyelim mi? Yıldızınız parlasın.